oynardık, reşitler, kayyumlar, Allah rahmet eylesin, bayram kalalarımız vardı kendi içimizden. Oynardık, eğlendirirdi bizi gönlümüzce. Şimdi bakıyor millet kırık, iki tane adam getirir, böyle bir şeyler. Biz şimdi yeniden Besni'yi canlandırmak istiyoruz. Mesela Besni halkından bir folklor kuracağız. Oyunumuzu yapacak, düğünümüzü çalacak. Her yerde özlemimizi giderecek bir folklor. Siz de buna yardımcı olur musunuz? Tabii yardımcı. Aşağı şehirde lağabınızda kimler derler? Bizim aşağı şehirdeki lağabımızda Kanlılar, Kannali. Evet. Babamın adı Kannali. Evet. Kanlı Mustafa'nın oğlu Kannali. Evet. Peki, size de sorayım. Peki, hangi ovada oturuyordunuz? Hatırlıyor musun? Ben hatırlamıyorum ama Hamra Mahallesi'ne kaydediyorum. Hamra Mahallesi. Hamra, o zaman Hamra'dır. Hamra Mahallesi. Şimdi sana da sorayım, bu millet, sen başka bir iş değiştirdin mi? Hani terzilik gibi veyahut besinden çeşitli mesleklerde değişik meslekler var. Ondan ona geçiyor, ondan mı? Hiçbir iş değiştirmedim. Aynı babamın mesleğini bir fiil devam ettiriyorum. Değiştirmek niyetinde misin? Dükkanım durumuna bak. Ben değiştirmek niyetinde değilim. Peki. Bu Besni'nin potansiyeli bugünkü şartlarda, bu ekonomi şartlarda sizi tatmin ediyor mu? Yani Besni'nin tıraş durumu eskiye göre bakıyorum şimdi. Eskiye göre çok iyi. Evet. Şimdi babanın zamanında neydi? 10 kuruştu tıraş. Pardon, sana söylüyorum. 10 kuruştu ama ciletle milletle tıraş olan yoktu. Evet. Şimdi sünnetçilik vardı, cerrahlik vardı, biliyor musun? Vardı. Merhem vardı, ilaç, ne bileyim, yani ben senin doktoruydu. Yani o bakımdan sünnette herkesin berberi ayrıydı, bu bizim berber, bir herkes kapışırdı, bir berberi vardı, biliyor musun? O bakımdan da müşterisi de iyiydi ama bir berber 6-7 çocuk bakardı. Sen şimdi olursan bu kazancınla bakar mısın? Şu anda 6-7 çocuğundan bakılmaz. Bakamam. Demek ki hayat şartları çok zor. Zorlaştı demek. Zorlaştı. Şimdi halbuki o zaman para bulunmadı halde 6 çocuğa baktık. Evet. Bahalı diye dediğim. Şimdi ikinci bir şey soruyorum. Peki, ben burada bir şey diyeceğim. Hayat şartları zorlaştı derken zamanımız fantazi zamanı. Fantaziye çok önem veriliyor. Mesela eskiden günün şartlarına göre bir evin zarfası yapıldığından işin gücü bitmiş. Ama şimdi bir evde siyah beyaz televizyon olduğu zaman ayıplanıyor. Böyle bir televizyon olacak. Telefon olacak, videosu olacak. Bilmem ne olacak, müzik set olacak, her şey olacak. Buzdolabı olmuş, fırınlaca olmuş, zikzaklı makineler olmuş, bilmem ne olmuş. Her şey olacak yani. Fantastik. Şimdi bu da şöyle geliyor. Teknoloji başkasından satın alırken yavaş yavaş yayılmaya başladı. Avrupa'da geliştikçe, diğer ülkelerde yayıldıkça şimdi biz ekmeğimizden kesip bunu ayağa uydurmaya mecbur olduk. Tabii, tabii. Aslında
biz üretseydik, mesela nasıl ki dokumayı yapıyorduk, bulguru yapıyorduk, hiçbir şeyimiz duymuyorduk. Tabii. Bu vasıtaları da kendimiz yapsaydık bu kadar tedirgin olmazdık. Tabii, dışarıdan geldiği için bize büyük külfet sağlıyor. Tabii. Dışa bağımlılık kalkardı ortadan. Evet. Peki size de sorayım genç olarak. Duymuştunuz, duydunuz ve hatta duymuşsunuzdur. Bu besleden esnaflar, bu gülfalar neden göçtü? Fikriniz var mı? Valla Besin'deki gülfalar etraftan edildiğimiz bilgiye göre mesela mahalle arasındaki gülfa dükkanları ev sahipleri rahatsız oluyor diye şikayet etmişler. Ondan sonra işçinin hakkını vermemiş patronları. Göç etmişler, gitmiş orada sıfırdan başlamışlar. Uşak'ta olsun artık, İstanbul'da olsun, Antep'te olsun. Evet. Oraya göç etmişler. Orada bir iş kurmuşlar sıfırdan başlayıp. Şimdi de büyük bir zengin olmuş, gitmişler işte. Peki, vakas kuyucak neyin olursa? Vakas kuyucak benim babamın dayısına oldu. Öyle mi? Şimdi mesela gördük, mesela gitmiş. Kötü mü olmuş? Burada kalsaydı o imkanı bulabilir miydi? Ben onlara da soruyorum. Besli'de olsaydınız bu imkanı bulur muydu? Orada da mesaj buydu. Yok diyor. Çünkü at vardı, meydan yoktu diyor. Tabii, tabii. Burada at da var, meydan da var. Biz zaten bininciyiz. Tabii. Evet. Peki ikinci de şu. Biz diyoruz ki Besli halkının eskiden aşağı aşağıda oynardık, yuvaya çıkardık, hamamımızda gümbür gümbür yıkardık, şu bu. Bu kültürümüz vardı. Kendimiz çalar, kendimiz söylerdik. Şimdi bunlar batal oldu. Şimdi yeniden bunu yapılaşmak istiyor. Bir folklor kurmak istiyor. Besinler adına. Evet. Siz de böyle bir teşkilat olsa maddi ve manevi katkıda bulunur musunuz? Neyse. Sağ ol. Teşekkür ederim. Yani şöyle. Bir kişi söyleyi de olur. Mesela çalan olur. Hemşehrimizden götürürüz. Çalar eğitim. Bir kere var. İsmin. Size aşağı şehirde ne yapıyoruz da kimler derler? Üçüncü keleşin oğlu derler. Evet. Peki bu mesela kaç yılında atıldın? Aşağı şehirden bir şöyle geçmişi bir kısadan anlatabilir misin? Sonatçın yere. Küçük yaştan belli, 15 yaşından belli. Evet. Peki, yinelecekte başka bir şey aklından geçti mi? Bir sanat değiştirmez. Peki, şimdi iki soruyu. Bu aşağı şehirden büyüksün yemeni dükkanlardı. Efendiler hep İstanbul'a gitti. Yemeni dükkanlar şimdi İstanbul'da söz sahibi, kundura dikiyor. Ama diyorlar ki dışarı gidenler sırtına yardımcı yoldan değil. Aşağı şehirde yemeni dükkanlardı. Evet. 2-3 kişi vardı kundura diken. Bak bugün İstanbul'da söz sahibi desinler. Evet. Böyle bir şey aklından geçti mi gitmek? Geçti gitti gelmez. Nasip olmadı. Nasip olmadı. Arkadaşlar orada gel dediler siz göç göreceğiz. Kalabalık mı konuşuyor? Ayıp ya. Kalabalık. Lan siz okumadınız mı? Aşağıda geçin beyler kenara geçin. Nasıl okumadın? Düzülün hepinizi çekin. Düzülün şöyle. Düzülün çekelim madem. Düğme getiriyorsan. Niye tutamıyorsun ki? Abi TRT'den mi bu? Düzülün çekelim. TRT mi bu? TRT değil oğlum bu. Besli. Şimdi Türkiye'de birincisi mesela akaryakıt. Evet. İkincisi ceryan. Evet. Üçüncüsü telefon. Dördüncüsü gübre. Evet. Bunların dördü ucuz olmalı ki sanayi başlıyor, her taraf mesela çalışmaya başlıyor. Evet. Anladın mı? Evet. Bunun dörde günden güne bağlaşıyor. Satıyorlar devlet, benim gibi, şunun gibi adamın eline veriyorlar. O da haftada iki zam, haftada bir zam. Bu tezgahların yanına var, ondan sonra kolluk aldı, korkuyor adam. 500 bin, 300 bin,
cereyan parası geliyor. Evvelden 20 bin 10 bin gelirdi kardeşim. Bu olsun 50 bin, bu olsun 100 bin. Bunlar usandık yani bu bağlılıktan. Peki, bu şeyden. Şimdi bir de şu var, biz diyoruz ki aşağı aşağıda gümbür gümbür düğünler yapardık. Evet. Güzel. Şimdi bizim eski havalar, tavalar ortadan kalkıyor. Kalktı. Biz bunu canlı tutmak için bir folklor ekibi kuracağız. Yepyeni. Ayda 1 milyon aylık vereceğiz. Gençlerimizden kendimiz yaratacağız bunu. Siz de maddi manevi katkıda bulunur musunuz? Mesela kişilere önermek, Besni halkından okuyucu, türkü yazar, herhangi bir kişiye. Ben bunun yazarıyım da, ben bunu organize edeceğim. Yani. Senin fikrin nedir? Katkıda bulunur musun? İmkanım olsa bulunurum ama benim imkanım yok, yalan yok şimdi. Maddi yönde imkan. Neyse tavsiye bir gence, memleketimizi temsil et, gel saz çalsın mesela. Bu da bir imkan. Yani illa da para diye evet, bir evet. konu değil. Ha. Elimizden geleni evet. yapmak mecburiyetim değil. Peki. Besli'yi olarak, Besli'yi sevenler evet. bu işe katılıyor diyorsun. Evet, elimizden geleni tamam. yapmak. Kendi adınız, isminiz? Benim adım Ayşe, bunun adı da Mahir.